Şeytandan Allah'a sığınırım. Enfal suresi 27. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Bile bile emanetlerinize de ihanet etmeyin. Evet. Peygamberimize o devirde münafıklar ihanet ediyorlardı. Kahpelik, alçaklık yapıyorlardı. Mesela sıkıştıklarında münafıklar evini kutsal göstertiyor, ailesini kutsal göstertiyor. Halbuki Allah büyüktür, Resul büyüktür değil mi? Asıl o önemlidir. Yani ailen için önemli oluyor. Evimiz açıkta diyorlardı Peygamberimize. Onunla beraber olmamak için Peygamberimizle beraber. Yani mücadelede hani bir şey olur, başına bir şey gelir gibisinden. Niye gelmiyorsunuz dendiğinde, niye Müslümanlarla mücadele etmiyorsunuz dendiğinde evimiz açıkta diyor. Herkesin evi açık. Her Müslümanın evi var. Bir tek senin mi evin var? Her Müslüman evim açık derse ne olur? Hiç kimse mücadele edemez o zaman. Değil mi? Münafıkların bir vasfı olarak, bahaneler olarak ailelerini ve evlerini göstermesini Kur'an onları aşağılayarak açıklıyor. Yani bu münafığın üslubudur. Evet. Bak Allah diyor ki şeytandan Allah'a sığınırım. 28. ayet. Hemen devamı zaten. Demek ki 27. ayette. Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız ancak bir fitnedir. Bak mallarınız ve çocuklarınız ancak bir fitnedir. İmtihan konusudur. Allah yanında ise büyük bir mükafat vardır. Allah yanında olursanız, Resulullah'tan yanında olursanız büyük mükafat alırsınız diyor Allah. Ey iman edenler, Allah'tan korkup sakınırsanız, yani helal harame dikkat eder, Allah'tan korkarsanız, size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış, furkan verir. Yani kafanız açılır diyor Allah. Keskin ve doğru ve dürüst, samimi bakış açısı verir Allah size diyor. Her şeyin doğrusunu görürsünüz. Kötülüklerinizi örter, yaptığınız bir hata varsa onu örter Allah, kapatır diyor. Ve sizi bağışlar, günahlarınızı da bağışlar. Yani onu ortaya çıkarmaz diyor Allah. Allah büyük fazl sahibidir diyor. Hani o inkar edenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün etmek amacıyla tuzak kuruyorlardı. Demin kardeşimizin gösterdiği ayet. Ancak bu tuzağı hazırlıyorlarken Allah da bir düzen, bir karşılık kuruyordu. Mehdi'ye de tuzak kuracaklardır. Allah da karşı tuzak kuracaktır. Mehdi'den yana olan Allah'ın kurduğu sistem Deccalit'i ezecektir inşallah. Allah düzen kurucuların, tuzaklara karşılık verenlerin en hayırlısıdır. Hayırlısıdır inşallah. İnşallah. Oysa sen içlerinde bulunduğun sürece Allah onları azaplandıracak değildir. Peygamberin olduğu bir beldeye bela gelmiyor. Mesela Mehdi'nin bulunduğu yere bela gelmez, toplu bela gelmez. Mesela İstanbul'da deprem olmayacak dedim, Mehdi var dedim. Bütün bilim adamları dedi ki Mehdi olsun dediler, deprem olacak. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde dediler, kısa süre içerisinde deprem olacak dediler. Ben de olmayacak dedim. Hiç deprem muhabbeti duyuyor musunuz? Hepsi benim dediğimi kabul etti sonunda. Dedim ki bak ekonomik krizler bu yıl bitecek dediler. Bir yıl içinde ben dedim ki 7 yıl sürecek dedim ekonomik kriz. Kur'an'dan ve hadisten delil getirdim. 7 yıl sürecek dedim. IMF diretti, diretti, diretti. En sonunda IMF resmi açıklama yaptı dedi ki evet dedi 7 yıl sürecek dedi. 2014'te ekonomik kriz duracak dedi. Ne dediysek o inşallah. İnşallah. Önce bir diretiyorum sonra dediğimi kabul ediyorum. Bakın depremin olması mümkün değildi İstanbul'da inşallah. İnşallah. Mehdi bulunduğu için. Olmaz. İnşallah. Yani toplu bir felaket de olmaz. İnşallah. İnşallah.